Yusuf suresinde Hazreti Mehdi'nin gaybeti haber veriliyor. Peygamberimiz birçok hadisinde, Hazreti Mehdi ile Hazreti Yusuf peygamber arasında büyük benzerlikler bulunacağını, Hazreti Mehdi'nin zindan gaybetinin de aynı Hazreti Yusuf'un zindan gaybeti gibi olacağını bildirmiştir. Gaybet kelimesi gibi Arapça gayb kökünden gelen ve aynı anlamları taşıyan gayabet kelimesi, mucizevi bir tevafuk olarak Kur'an'da yalnızca Yusuf suresindeki iki ayette, 10. ve 15. ayetlerde geçmektedir. İçlerinden bir sözcü dedi ki, eğer mutlaka bir şey yapacaksanız, öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun dibine, görünmeyen yerine, gayabet-i ucub bırakın da bir yolcu kafilesi alsın. Nihayet babalarını razı edip Yusuf'u yanlarında götürdüler ve onu kuyunun dibine, görünmeyen yerine, gayabet-i ucub bırakmaya el birlik karar verdiler. Ayetlerde geçen gayabet-i ucub, kuyunun gayabeti ifadesindeki gayabet kelimesi, görünmeyen, kaybolunan, insanların göremeyeceği, gözlerden uzak yer anlamlarına gelmektedir. Kuyunun dibi en görünmeyen yeri olduğu için, Türkçe meallerde bu ifade, kuyunun dibi, derinlikleri olarak tercüme edilmektedir. Yusuf suresinin bu ayetlerinde geçen gayabet kelimesiyle, doğrudan Hazreti Mehdi'nin gaybetinden bahsedilmektedir. Allah, Kur'an'daki bütün kıssalar gibi Yusuf kıssasını da haşa hikaye anlatmak için değil, insanlara ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi ve Mehdiyet dönemi hakkında önemli bilgiler vermek amacıyla özel bir hikmet üzere aktarmaktadır. Peygamber Efendimizin, Hazreti Mehdi'nin Hazreti Yusuf ile olan benzerliğine dair hadisleri de Yusuf Suresi ayetlerinin tefsiridir.